Çalışma toplantımız. Ben bu vesileyle bu seçim sürecinde göstermiş olduğunuz çok yüksek emeklerden, gayretlerden, fedakarlardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gerek Kütahya merkezden gerek ilçelerimizden gelen ilçe yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız var. Hepsinin hakikaten emekleri büyük takdire değer oldu. Kapı kapı dolaştınız, bunlara şahitiz. Gece yarılarına kadar sokaklardaydınız. İşinizi, gücünüzü bıraktınız. Kendinizden feragat ettiniz. Ve bir dava, bir dert uğruna sokaklarda dolaştık. Ve Rabbimin de inayetiyle bugünlere geldik. Tabii arkadaşlarımız seçim sonuçlarını değerlendirdiler. Bu noktada bir karamsarlığa ben mahal görmüyorum. Bakın %41 ile hakikaten çok önemli bir oy oranına sahip olduk. Beri taraftan %13 ile zafer çığlıkları atan insanlar var. Aradaki farka bakın. Onun için hala Türkiye'de biz olmazsak sözümüzün geçmeyeceği, biz olmazsak koalisyonun olmayacağı bir tabloyla da karşı karşıyayız. Bu noktada inşallah önümüzdeki günlerde bunun da bir çözümleri bulunacak. Bize soruyorlar, size de soruyorlar, ne olacak? Acaba koalisyon kurulacak mı diye. Bizler de diyoruz ki, bunu bize değil, bizim muhalefet partilerine sorun. Çünkü 7 Haziran'dan bu yana genel başkanımız gerçekten son derece istikrarlı, dirayetli ve tek ses olarak bir tavır, bir duruş sergiledi. Bunun içerisinde samimiyet vardı, bunun içinde doğru söz vardı, milli iradeye de saygı vardı. Ve ilk söylediği şuydu, dedi ki biz millete hiçbir zaman sırtımızı dönemeyiz. Milletimize herhangi bir nedenden dolayı eleştiride bulunamayız. Önce kendimize bakacağız. Ama milletimize de bu verdiğiniz kararı, biz bunu beğenmedik, gidin bunu düzeltin gelin de demeyiz. Böyle bir şey de bizim haddimiz değildir. Biz mevcut olan tablonun içerisinden ne yapılabilecek, üstümüze ne görev düştüyse bunu en iyi şekilde yapmak için de gayret edeceğiz dedi. Bütün herkese kapımız açık, herkese görüşmeleri yapacağız dedi. O günden bu yana da bu tavrında ve tarzında herhangi bir değişiklik yok. Diğer partileri herhangi bir şekilde rencide etmiyoruz. Herhangi bir şekilde duvarlar örmüyoruz. Ama buna karşın daha ilk günden itibaren maalesef muhalefet parti ve sözcülerinin sergiledikleri tutum hakikaten çok iç açıcı değil. Yani bu noktada samimiyet şunu gerektiriyor. Bir şeyi çok istersiniz de hani çok istediğinizi belli etmek istemezsiniz, istemiyor gibi yaparsınız. Bir sürü şey ortaya dökersiniz. Öyle yapanlar var değil mi? Bir de bir şey istemezsiniz. Sorumluluktan hoşlanmazsınız. Sorumluluk altına girmek istemezsiniz ama bunu da beyan edemezsiniz. Sanki istiyormuş gibi yaparsınız da ipe un seren 50 tane şey söylersiniz. Böyle de yapanlar var değil mi? Böyle olmaz. Yani bu noktada ön koşulsuz olarak milletimizin iradesine saygı göstererek geleceksiniz. Tabii kimi hadsizler olaya koalisyon görüşmelerine Sayın Cumhurbaşkanımıza katmak istediler. Elbette bu ne adlerine? Yani milli irade derken bir şey yanlış anlamasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da %52 ile milli iradeyle seçimle gelmiş, seçilmiş bir cumhurbaşkanımızdır. Bu noktada bunu tartışmak milli iradeyi ve vatandaşı, insanları, milleti tartışmak anlamına gelir. Biz bunu elbette bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Tabii ki izlenilen politikalar itibarıyla farklı söylenen sözler, farklı vaatler olmuş olabilir. Gelin bunları da masaya yatıralım. Uygulanabilir olanlar nelerdir? Biz AK Parti olarak bunlarla ilişkili en büyük çalışmaları, analizleri ve hazırlıkları yaptık. Yani diğer partilerin vaatleri, söylemleri, bizimkiler, çelişen noktalar, ortaklaşan noktalar neler? Bunlar bakıldı. Hazırlıyız görüşmelere. Gene kendi içimizde de istişarelerimizi sürdürdük. Yani 7 Haziran seçimlerini en güzel şekilde analizlerini yaptık. Bizler bu noktada söylemlerimizi hem sözel olarak hem de yazılı raporlar halinde verdik. Yani partimiz kuşkusuz
bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyor. Onun için önlemler de önümüzdeki günlerden itibaren bunları da hayata geçirecek. Peki bunlar olmadı, biz erken seçimden de kaçmıyoruz. Bakın buradaki ekip gayet sıcak, antrenmanlı, daha terimiz soğumadı değil mi? Üstümüze duruyor. Varlarsa buyurun, ona da varız elbette. Çünkü sokakta bir şey duyuyoruz biz. Kütahya'da duyuyoruz, bunu Ankara'da duyuyoruz, Diyarbakır'da duyuyoruz. Burada seçmen, millet oluşan tablodan mutlu değil. Bunun bir takım endişelerini ve sıkıntılarını, huzursuzluğunu yaşamaya hemen başladılar. Yani bunun bir oyun olmadığını, bunun öylesine yapılabileceği, kapanılacak bir şey olmadığını, her insana bunu dokunabileceğini, millet olarak bir takım bedeller ödemek durumunda kalabileceğimizin herkes farkına vardı. Bir pişmanlık lafıdır gidiyor. Yani biz ya bu böyle olmasaydı, bu tabloyu da istememiştik diye. Peki eğer böyle bir erken seçim olduğu takdirde biz şuna inanıyoruz ki AK Parti çok daha güçlenerek bu seçimden çıkacaktır. Ama tabii öncelik burada da diğer arkadaşlarımızın da seslendiği gibi gelin millet bir tablo çizmiş, bu tablonun içerisinden şu sıkıntılı sorunlu günlerde elinizi taşın altına koyun, sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın ve milletin önünde gereken vazifenizi yapın. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerin temsilcileri olarak kaya gibi dimdikiz. Hiç merak etmeyin. İşte başkanlık seçimlerinde diğer partilerden oynamalar oldu. Bir oldu, beş oldu, neyse. AK Parti tam grup olarak, bütün grubuyla birlikte ortak olarak hareket etmesini gösteren bir parti oldu. Ben bu noktada bizlerin de bir herhangi sıkıntısı olmadan parti grubumuzun vereceği her türlü kararın arkasında dimdik duracağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ediyoruz. Ben bu duygularla tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizleri burada bir arada görmekten duyduğum bir aile ortamında mutluluğu tekrar dile getirmek istiyoruz. Meclisimizin bize tanıyacağı imkanlar mertebesinde sizleri de tek tek yerlerinizde ziyaret etmek de en büyük arzumuzdur Ramazan ayında. Ben hepinize ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.